Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel, hoş görüntülü bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Himalaya Bebelux ipi. Modelimiz 15 ve 15'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Modelimi 34 ilmek üzerinden sizlere anlatacağım. Ben ilmeklerimi şişime attım, bir diş haroşa ördüm. Ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de hazırsanız buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünden ilk sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi şöyle arkaya aldım. Burada bir artırma yapacağım. Fakat artırmayı şöyle dolayarak değil de şu aradan hemen şu ilmeğin bakın şurada görünen şu aradan bir ilmek şöyle alarak düz örerek artırmamı yaptım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ördüm. Aradan bir ilmek artırdım. 3 tane düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. Şimdi buradaki şu 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte ters örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Şöyle tek ilmeğe düşürdüm. 2 tane daha ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sonra 3 ilmek düz örüyorum. Buraya kadar bir modeli tamamlamış olduk. Şimdi ara yaptığımız ara modele geçerken geçmeden önce yine şu aradan bir tane ilmek artırıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu aradan bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Ara modelimizi yaptık şimdi. İlmek çıkardık kenarlardan. Ortada 2 tane ters ilmeğimiz var. Şimdi 3 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. Şu 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte ters örüp kesiyorum. Tekrar 2 tane pardon, 2 tane ters örüyorum. Kesim yapmıyorum. İpimi arkaya aldım. 3 tane düz örüyorum. Ara modelimin öncesinde 2 ters öreceğim bunları. Onun öncesinde bir ilmek artırma yapıyorum. İpimi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de örerek ilk sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Bakın 2 tane düzüm var burada. 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Pardon. Burada 5 tane düzümüz var. Pardon arkadaşlar. Burada 5 tane düzümüzü örüyoruz. Belli zaten ilmeklerin yeri belli. Yönleri de belli. Burada 1, 2, 3, 4 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın burada 2 tane düzüm var. Onları örüyorum. İpi bana doğru aldım. Burada 4 tane tersim var. 1, 2, 3, 4 tane tersimi ördüm. Burada bakın 5 tane düzümüz var. 5 tane düzümüzü İpi bana doğru aldım. Bakın burada ters ilmeklerimiz var. 1, 2, 3 ve 4 tane ters ilmeğimizi ördüm. 2 tane düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum.
Şimdi ön yüzde 3. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada yine şuradan artırma yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Alttan hemen bir artırma yaptım. 4 tane düz örüyorum. 2, 3 ve 4. İpi bana doğru aldım. Şimdi bakın burada 5 tane tersimiz var. Bir tanesini örüyorum. Şu 1, 2, 3 taneyi birlikte örerek kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Ve bir tane daha ters ilmek örüyorum. Buradaki ters ilmek sayımız 3'e düştü arkadaşlar. Şimdi 4 tane düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Buraya kadar modelin birini örmüş olduk. Şimdi burada ara model kısmına geldik. Burada bir tane hemen şuradan artırma yapıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. Bu ara modelimiz. İpimi arkaya aldım. Buradan yine hemen bir artırma daha yapıyorum. Şimdi burada 4 tane düzümüz var. Onları örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bakın yine burada 2, 4, 5 tane ters ilmeğimiz var. Birincisini örüyorum, ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği birlikte şöyle keserek tek ilmeğe düşürüyorum. Ve bir tane daha ters ilmek ördüm. 4 tane düz örüyorum. 2, 3 ve 4 tane düz ördüm. Burada yine hemen bir artırma yapıyorum. Ara modelimizde 2 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüzden 3. sırayı da tamamladık. Şimdi arka yüzde yine arkadaşlar ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2, 4, 5 tane ters örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. İpimi arkaya aldım. Bakın burada 3 tane düzüm var. Onları örüyorum. Düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine burada 5 tane ters ilmeğim var. Onları örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Yine bakın 5 tane ters ilmeğim var burada. Onları da ters örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm gibi arka yüzde düzleri düz, tersleri ters örüyorum. İki tane düzüm örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Yavaş yavaş modelimiz ufak ufak belli olmaya başladı ama tabi tam anlaşılmıyor. Şimdi tekrar ön yüzde 5. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine hemen burada artırmamı yapıyorum. Ve sonrasında bakın 2, 4, 5 tane düz ilmeğimiz var. 5 tane düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi ördük. Şimdi bakın burada 3 tane ters ilmeğimiz var. İpi bana doğru aldım. Üçünü de birlikte örerek kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi yine burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi ara modelimize geldik. Öncesinde bir artırmamı hemen buradan yapıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örgümü ördüm. Yine hemen yanından bir ilmek artırıyorum. Yine 2, 4, 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpi bana doğru aldım. Bakın burada 3 tane ters ilmeğim var. Onların hepsini birlikte ters örüp kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm.
2, 4, 5 tane düzümüz var. Onları örüyoruz. 2, 3, 4, 5 tane düzümüzü ördük. Hemen yine ara modelimizden önce şuradan artırmamı yapıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Arka yüze 6. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bu ayrıca bizim ilk model için son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi bana doğru aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu tek ilmeğimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yani düzleri düz, tersleri ters arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Ve bu ilk model için bizim son sıramız. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. İpi bana doğru aldım. Bakın burada 2, 4, 6 tane yine ters ilmeğim var. Onları örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düzümü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine 2, 4, 5, 6 tane tersimi örüyorum. 4, 5, 6. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamladım. 6 sıranın sonunda arka yüzden de sıramızı tamamladıktan sonra modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şu an tam belli olmuyor model. 6 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Yukarıya doğru örüldükçe, ilerledikçe kendini daha çok belli eden bir model. Şimdi modelin tekrar bir kez daha kurulumunu, ilk sırasını beraber yapalım. Daha sonrasında devamını siz alt sıralara bakarak da tekrardan yapabilirsiniz. İkinci kez kuruyorum modeli. İlk sırasıyla başlıyorum. Aynen birinci sırada yaptığımız işlemlerin aynılarını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Hemen şuradan ara modelimin yanından hemen bir ilmek çıkarıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Tekrar şu altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 1, 2 tane tersimi ördüm. 3 tane ilmeği birlikte ters olarak örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Yine 2 tane daha ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 tane düz örüyorum. Ve biz buraya kadar bir modeli kurmuş olduk. Kenar ilmeğinden sonra ara modelim olan 2 tersi ördüm. Aradan bir ilmek çıkardım. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. 2 tane ters örüp 3 tane ilmeği ters olarak birlikte örüp tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar 2 tane ters ilmek örüp 3 tane düz ördüm. Buraya kadar bir modeli tamamladım. Şimdi hemen buradan bir ilmek çıkarıyorum, örüyorum. Ara modelimiz 2 tersi örüyoruz. İpimi arkaya aldım. Şimdi ikinci modele başlıyoruz. Hemen buradan bir ilmek çıkarıyorum. Ve 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. 2 tane ters ördüm. İpim bana doğruyken şöyle 3 ilmeği birlikte ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Hemen ara modelimizin yanından şuradan bir ilmek aradan çıkartıyorum. İpimi bana doğru aldım. 2 tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. İlk sırayı kurulumunu, yani modelin ikinci kısmındaki ilk sıranın kurulumunu birlikte yaptık. Model hep bu şekilde devam ediyor. Altta takıldığınız yerlerde sorun olursa alttan hemen modelden takip edebilirsiniz arkadaşlar. 6 sırada bir kendini tekrarlayan güzel bir model.
Ben büyük bir parçada da örmüştüm. Bakın onu da göstereceğim size. Bakın böyle kamera arkasında sizler için hazırladım. Şöyle arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bu ilmek şey bu örnekten arkadaşlar neler yapabiliriz? Angora ipliklerle daha ince ipliklerle çeyizlik yelekler de yapabilirsiniz. Anne yelekleri yapabilirsiniz. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Özellikle angora iplikli çok güzel olacağını düşünüyorum. İnce iplikle ve ince şişle çok da güzel olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.